Planest'teyiz. Aslında her gün Planest'teyiz. Şu anda yanımda Planest'in CTO'su Özdemir var. CTO ne demekti? Chief Technology Officer. Ne iş yaparsın abi? Ne iş yaparım? Gerçekten aslında teknolojiyle alakalı her şey sende, evet, değil mi? Yani teknoloji, ürünler, yol haritaları, bunlarla alakalı her şey bende demeyeyim. Ekip olarak hep beraber bizde. Burada kaç kişi çalışıyor şu anda? Bugün itibariyle 110 kişiyiz. Bunun yaklaşık 80-85 kişisi mühendislik ekibinden oluşuyor. Çok farklı disiplinlerden. İşinin uzmanı birçok arkadaşımız var ekipte. Bu uyduları, bundan sonraki uyduları tasarlayan ekip burada. Hep beraber buradayız. Arkamızda 4 tane uydu görüyoruz. Ama ondan önce, bunları anlatmadan önce bir Özdemir, kısaca bir seni tanısak. Nereden geliyorsun? Sen de benim gibi doğma boyu uzay mısın, yoksa bir anda sonradan uzaylı oldun? Sonradan uzaylı oldum. Daha önceden savunma sanayide çalışıyordum. Yaklaşık 18 yıl çalıştım. İşte bir tasarımcı olarak başladım. Hatta öğrenciyken başladım savunma sanayine. Sonra çıkamadın. Çıkamadım. Ta ki Planes'e kadar. Evet, Planes'e kadar of. Güzel işler yaptık savunma sanayinde. İşte 2021 Planes kuruldu. Kurulur kurulmaz da ben dahil oldum. Ondan sonrasında işte bugünlere geldik. Ekibi kurduk, projeler yaptık, 5 uydu fırlattık. Yenileri geliyor. Bu şekilde devam ettik. Daha önceki işlerinde, görevlerinde uzayla alakalı herhangi bir şey yapmış mıydın, yoksa ilk iş bu muydu? Uzay ilk defa burada. Daha önceki işlerimde yani farklı konularla uğraştım ama uzay... Tamam da bir saniye, yani hiç hayatında uzayla ilgili bir iş yapmadan, hem de direkt CTO denilen bir o parodi vardı değil mi? Bir tane, evet, parodi var. Sen de bir CTO'sun. Plaza ağzıyla CTO, yani aslında bizim klasik şeyle söylersek aslında işte teknolojiden, mühendislikten sorumlu genel müdür yardımcısı diyebiliriz. Şöyle, yani uzay tabii ki benim için yeni. Nasıl yeni? Tamam, bu cesaret nasıl tabii, yani? Şimdi buradaki bütün arkadaşlarımız neredeyse uzayla alakalı daha önceden çalışmadan burada görev elde ediyorlar. Hı hı. Ama yani sen bu işin ilkisin. İlk anda başlayanlardansın. Nasıl başladı bu iş? Ya şöyle, dediğim gibi savunma sanayindeydim. Önde gelen kuruluşlardan birisinde. Orada da çok önemli işler yapılıyor. Orada da dünya ile rekabet ediliyor. Yüksek teknoloji ürünü projelerde çalışılıyor. Tabii uzay yeni bir alan. Yani çevre koşulları açısından, kendi dinamikleri açısından yeni bir alan. Açıkçası çok farklı değil. Daha önceki tecrübeler de çok büyük projeler yönettik. Çok büyük projeleri kurguladık. Onları hayata geçirdik. Çok büyük riskler aldık. Evet, evet. İnsanlar bize şey dedi. Yani çılgınca işler yapıyorsunuz dedi. Bazıları yapamazsınız dedi. Onlara rağmen şey yaptık. Onlar bizi motive etti. Yani burada da aslında benzer bir hikaye var. Buradaki hikayede de evet, bilmediğimiz bir alan ama temel mühendislik açısından baktığınızda yani oldukça benzer. Alan olarak öğreniyoruz, araştırıyoruz. Artık dünyada her şeye ulaşmak kolay, yani her şey internette var. Temel nosyona sahipseniz üzerine koymak, araştırma yapıp sonuca gidiyor olmak mümkün. Yani bunlara güvenerek girdik. İyi ki de girmişiz diyorum. Tabii ki. Eski çalıştığın yerde de uzayla alakalı işler vardı diye var, biliyorum. Var, tabii ki ama var. Hiç girmedi o zamanlar. Benimle alakası olmadı. O zamanlar yani girmemişti. Girmedi. Planes'te bu iş en başından beri toparlandı. Hı-hı. Ve bir anda uzayla alakası çok fazla olmayan, başka işlerle ilgilenen insanlar, yani Türkiye'nin en iyi mühendisleri burada toplandı ve evet, bir anda size uzaya uydu göndereceksiniz şeklinde bir görev geldi ve hı-hı, evet, yapıyoruz dediniz. Evet. Bu yani... nasıl bir cesaret aslında? Ya yani ben şu anda böyle bir cesareti asla elde edemezdim. Siz hep beraber toplandınız ve bir şekilde bunu yaptınız. Nasıl oldu bu iş? Yani şöyle, açıkçası belki de hani o vizyonun etrafında buluşmak isteyen insanlarla buluştum. Evet, evet. Yani bu birçok kişinin gözünü korkutuyor olabilir ya da birçok kişi bundan çekiniyor olabilir ama hani bu vizyonun etrafında toparlanan, yapabilirim bakış açısıyla olan insanlarla yollarımız kesişti diyeyim. Teknik olarak birçok şey yaptık ama şansımız da bu anlamda yaver gitti. Türkiye'de tabii güçlü bir savunma sanayi var, yani orada çok ciddi bir teknolojik kabiliyet var. Orada yetişmiş, en son teknolojiye hakim insanların buraya gelip buradaki konulara adapte oluyor olması çok zor olmadı. Uzay sektöründen gelen insanlar da var. Yani onların da guidance'ı, onların da bu konudaki şeyleri bize ciddi fayda sağladı. Yani birçok şeyi biz from scratch ya da işte temiz bir sayfadan başlamadık. Ciddi bir know-how vardı. Onun üzerine uygulamayı uzaya özelleştirerek ilerledik. Aslında 2021'in tam sonlarıydı herhalde. Evet, Temmuz ayı. Ve Temmuz ayında şirket kuruldu da sonlarıydı artık bir konferansın ardından. Ha, evet. Yani Bremen ya da Dubai'deki konferansın ardından. Hı-hı. İşte bizim CEO'muz Tugay SpaceX'ten bir fırlatma satın aldı. Hı-hı. Ya bana söylediğinde ne yapıyorsun dedim. Sen ne hissettin? Çünkü esas yük senin üzerindeydi. Ya şöyle tabii. Ve ben o gün gerçekten bir dakika ya dedim. Yani hatta fırlatma zamanı Temmuz'lu civarlarındaydı değil mi? Şimdi biz ilk fırlatmamızı gerçekten ortada hiçbir şey yokken satın aldık. Ve gerçekten ortada takım yeni kurulmuşken. Evet, her şey yeni kuruluyor. Ve biz bir tane fırlatma satın almadık. Bir dizi fırlatma satın aldık.
Yani bir fırlatmayı satın almak belki cesaret gerektiriyor ama bir dizi fırlatmayı satın alıyor olmak daha da cesaret gerekiyor. Tabii o zaman Tugay'la konuşuyoruz, işte telefonda oradan arıyor. O çok daha büyük bir diziyi satın almak istiyordu. İşte 10 uydu, 20 uydu gibi. İlk o sahneyi bana anlatsana ya. İlk o anda ne oldu? Aldım dediği anda esas yani. Yani tabii almak için gitti oraya, biliyorum evet. Yani. Oraya anlaşmak için gittik neticede. Konuşuyorduk telefonla. Dedi, daha fazla alalım, şunu yapalım, bunu yapalım diyor ama gerçekten şey, o zaman için şüpheler yok değildi. Yani benim evet. de içimde şüpheler vardı. Ekipteki herkes de, yani bu konuda %100 emin değildik ama bir şekilde yani o cesaretle girdik. Bugüne kadar açık söyleyeyim, yol haritası olarak neyi önümüze koyduysak dediğimiz tarihte dediğimiz şekilde yaptık. Hani bu rastlantı değil, dediğim gibi bu tamamen bu yetkin ekibin bir sonucu. Bundan sonrası için de zaten işte 4 taneyle başlıyoruz. İşte 100'den fazla olacak. Onların da fırlatmaları büyük evet. oranda satın alındı. Yeni yeni alanlara giriyoruz. Yani, evet. Bundan sonra satın almalarda zaten çok da dert değil. Çünkü artık elimizde daha önceden yapılmış, uzaya gitmiş 5 tane uydu var. Ve bunların işin en güzel tarafı hala çalışıyor kelimesini söyleyebilmek. Evet. Şimdi uzaya giden uydularda da şöyle bir sorun olabiliyor. Uzaya gönderiliyor uydu. Belki bir dakika çalışıyor. Belki bir bip yapıyor. Sonra kendini kapatıyor. Ya da bir şekilde o sinyali alamıyorsunuz. Ve ben gururla söylüyorum her seferinde. 5 tane uydumuz hala çalışıyor. İlk gönderildiği günden beri şu anda veri alıyoruz. Ya buradaki bu ofisimizde bir harita var. Bu haritada da sürekli takip evet. ediyoruz. Ve anlık olarak takip ediyoruz. O zaman arkaya dönüyoruz. Arkada 4 tane uydumuz var. Ve bu 4 uydu paketlenip SpaceX'de uzaya gidecek. Evet, bu uydular ne yapacak? Evet. Artık test kelimesini kullanmıyoruz değil mi? Evet, artık yani T kelimesi, bugüne kadar konnektalarda T vardı her zaman. Konnekte T 1.1 ile evet. başlayıp şu an 3.1 ve 3.2 ile devam etti. Ama bundan sonra T kelimesi yok, test artık yok. Artık testlerimizin hepsini yaptık, bitti. Evet. Bundan sonra ne yapacağız? Biz şirkette ilk başladığımızda bir yol haritası yapmıştık. Bu yol haritası da sürekli bir kabiliyet kazanımıyla, bir teknoloji kazanımıyla, T uydularıyla birçok şeyi yaptık, test ettik. Bunları cebe koyduk. Şimdi ise ticari faaliyetler için. T'de ticari... Yok, neyse, ticari tamam, değil, test. Tamam, şey, espri yapmıyorum. Okey, devam edelim. Sarı yapacağız uydular. sarı T. ST mi olacak? ST olur. Bir dakika, neyse, devam edelim. Şimdi arkada gördüklerimiz Konekte IoT uyduları. Konekte IoT takım uydu aslında. İçerisinde 100'den fazla uydu olacak. Maksadımız dünya üzerindeki milyonlarca IoT cihazına bağlantı servisleri sağlamak. Birçok uygulama akla geliyor. Yerde bulunan cihazlar, bunlar günde birkaç kere verilerini Konekte IoT Network üzerinden iletebilecekler. Dünyanın neresinde olursa olsun bunu yapabilecekler. Şimdi 4 tane uyduyla başlıyoruz. Bunlar dediğin gibi... Neden 4? Neden 6 değil ya da 2 değil? Şöyle bir takım uydu tasarımı var. Takım uydu tasarımında teknik detaylara girmeyeyim. İşte farklı orbital plane'ler, farklı yörünge düzlemleri, düzlemleri var. Bu yörünge düzlemlerinde belli sayıda uydunun olmasını istiyoruz. Bunlar tek bir fırlatmayla gideceği için aynı yörünge düzleminde olacaklar. Ve biz her yörünge düzleminde 4 uydu olacak şekilde bir tasarım yaptık. Bundan aynı sonra, kutunun içerisinde mi gidecekler o zaman? Aynı kutu demeyelim ama aynı roket üzerinde, aynı deployer, roket üzerinde deployer gidecek. Plakası üzerinde gidecekler. Peki deployer 4 tanesi yan yana mı olacak ve arka arkaya mı fırlatılacak, yoksa önce biri fırlatılacak, sonra arada bir sürü uydu fırlatılacak, sonra ikincisi fırlatılacak, bu şekilde mi gelecek? Şimdi bu henüz net değil. Bunlar son dakikada netleşiyor. Bu planları kim netleştiriyor bunu? SpaceX yapıyor. Ama SpaceX'e biz şunu ilettik. Bu 4 uydunun 4'ünü olabildiğince aralarında vakit mesafeyle olacak şekilde evet. atalım diye. Çünkü aralarında vakit oluyor olması demek mesafe olarak da açılıyor olmaları. Evet, mesafe dediysek aslında vakit dediysek her bir uyduyu fırlat bırakması ya uzaya gittikten sonra her bir uyduyu bırakması en fazla 10 saniye falan sürüyor. Birini bırakıyor, ondan sonra 10 saniye sonra bir tane daha yani. Evet, şimdi ricamızın herhangi bir şeyleri var mı yani yapabildikleri mı? Şeyde yapıyorlar. Şimdi muhtemelen bu görevde 100'den fazla uydu bırakılacak. Bunların 4 evet. tanesi işte Konekte IoT uyduları olacak. Dediğin gibi her uydu arasında yaklaşık 10 saniye oluyor. Şimdi deployment window'ları ya da pencereleri var. Bu pencereler içerisinde deployment yapıyorlar. Aralarda manevra yapıyorlar ya da yörüngesel düzeltme yapıyorlar. Muhtemelen aynı window içerisinde bırakılacak ama işte 4 taneyi aralarında olabildiğince vakit olarak bırakacaklar. Bakalım göreceğiz yani ne kadar şey ama çok problem değil. Bu uydularda etki sistemi var. Etki evet, sistemi evet. olduğu için biz zaten yörüngede istediğimiz şekilde bu uyduların arasındaki mesafeyi kontrol edebileceğiz. Bu uyduların yaşam süresi ne kadar olacak? By design ya da tasarım olarak 3 ila 5 yıl diyoruz. Yani örnekler şunu gösteriyor. Bu design life ile gönderip işte dediğin gibi bir dakika çalışıp sonra çalışma uydular yani, da olabiliyor. Ya da 3 yıl 5 yıl diyoruz ama 15 yıl çalışan uydular da var. Yani bu ortalamada 5 yıl diyebiliriz. Bu sorular hep bana sorulur. Uzayın kirletilmesine katkıda evet. bulunuyorsunuz diye. Hı hı. Aslında tam olarak da değil. Yani bu itki sistemleri evet. aynı zamanda
ne olacak? Evet, yani aslında uydular görevini bitirdiğinde ki evet. Bu görev bitirmesi demek 5 yıl sonra biz kendimiz de yapabiliriz ya da bir malfunction sonrasında da oluyor olabilir. Yani bir arıza sonrasında da oluyor olabilir. İtki sistemiyle uydumuzu yavaşlatıp tekrardan yörüngeye girerek yanmasını sağlayacağız. Böylelikle uzay çöpünden kurtulacağız. Ve aslında bundan sonra yani bunu, burada da şu bilgiyi vermek gerekiyor. FCC var. Amerika'nın işte Federal Communications Commission var. Bu daha önceden alınan karara göre uydu işi bittikten sonra 20 yıl sonra, 20 yıl içerisinde yere düşürülmesi gerekiyordu. Şu anda yeni bir karar alındı ve 5 yıl içerisinde yere düşürülmesi gerekiyor. Hı-hı. Yani aslında biz de bu kurala uymuş oluyoruz. Bir şekilde bu kurala uymamız gerekiyor çünkü biz de Amerika'dan fırlatıyoruz. Amerika'dan evet. Fırlattığımız için bu kurala uymamız gerekiyor. Aslında Amerika'dan fırlatıldığı için ya da SpaceX'ten fırlatıldığı için Amerika'nın bütün özellikle kurallarına uymamız gerekiyor. Yani içerisinde canlı bir şey koyamıyoruz. Böyle bazen sorular da geliyor. Hocam içine işte solucan koysan işte bilmem acaba yukarıda ne olacak? Yani evet. Niye koysak anlarlar mı? Sanmıyorum. Yani sonuçta kapatıyorsunuz solucan içeride ya da herhangi bir canlı içeride kalsa. Yani hatta içeri... Bak biz, yapalım mı onu? Bir tane de bak solucanı koyacaksın. İçeride bir tane kamera koyacaksın. Böyle küçük bir kamera. Olabilir. Bir ışık. Zaten olarak. Kapalı bir şekilde SpaceX'e gönderiyor. Evet. Ya biz muhtemelen yani canlı olmayan organizmalar gönderiyoruz işte. Arkadaşların sakal turlarını falan gönderiyorlar. Ciddi olamazsın. Ciddi değildin değil mi? Ciddi değil. Tamam çok güzel. Yani sonuçta elimizden geldiği kadar en temiz haliyle. Arkamızda zaten temiz aynı. Arkamızda temiz oda var. Temiz oda yani belli standartları var bu temiz odaların. Evet. İşte 100 bin standart dediğimiz bir standartın içerisinde. Şu anda uydular yapılıyor. O zaman kapatmadan şöyle bir soru daha soralım. Yani CTO'sun ama CTO olmak için insanlar ne tür bir eğitim görmeli, ne yapmalı? Neticede bütün ekibin olduğu gibi aslında mühendislik nosyonuylayım ben de. Yani mühendis olmak şart mı? Şart bence. Yani özellikle böyle bir iş yapmak gerekirse bilim adamı olmak gerekiyor. Biz aramızda bazen de yani neredeyse sürekli tartışıyoruz. Yani aslında kararları biz alırız ve siz yaparsanız diyoruz. Çok şey yapsa da çok şunu kırmamaya çalışıyoruz birbirimize yani ama. 20 yıldan fazladır çalışıyorum. Bir mühendis istemediği şeyi yapmaz. Onu net söyleyeyim. Kararı kim alırsa alsın. Bak, biz örneğin bir işte uzay teleskobu yapmak istiyoruz. Sonuçta bir devlete ya da herhangi bir yere fona başvuruya bulunuyoruz. Bize veriyorlar 8 milyar dolar. Örneğin James Webb uzay teleskobu. Ondan sonra diyoruz ki mühendisleri yapın. Evet. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Çünkü 8 milyar dolar vermişiz. Doğru. Yani doğru. Kısacası evet. Eğitim olarak hangi bölüm bitirmiştin? Ben makine mühendisliği mezunuyum. Elektronikte yüksek lisans yaptım. Elektronikte yan dal yaptım. Dolayısıyla yani hep zaten bütün meslek hayatım boyunca elektronik, makine mühendisliği, diğer alanlar hepsini bir combine etmeye çalıştım. Kombin etmeye çalıştım. Savunma sanayinde bunun için çok fırsatlar var zaten. Yani sistemler oldukça kompleks. Birçok bir yönden düşünmek gerekiyor. Teknolojiyle uğraşan bir şirketin yapması evet, gereken evet. Ya da olması gereken, sahip olması gereken bilgi birikimini tek kişide toplamak mümkün değil zaten. Yani CTO bütün teknik kararları alan kişi değildir yani. Kim alıyor o zaman? Ekip olarak alırsınız yani. Mühendisliğin hangi alanında olursa olsun. Yani bir kişi karar alır, diğerleri yapar değil yani. Bu science olmuş. biz sonuca bakarız yani. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Evet yani çoğunlukla sonuca bakılır ama yani o sonuca giden yolda birçok karar alınır. O kararlar her seviyede alınır ve olabildiğince farklı perspektiflerden bakılarak alır. Aslında burada yapılması gereken en doğru şey şeydir. Yani o trade-off'lar, o karar aşamasında çok sesliliği sağlamak ve orada olabildiğince abstraction yapıp kararı çok net verebiliyor olmak. Evet, yoksa evet. Hep zordur yani. Mühendislik problemleri çok karışıktır. Kime sorsan herkesin bir bakış açısı vardır. Herkesin bir çözümü vardır. O yüzden mutlaka bir şeyleri derleyip toplayıp bir abstraction'a getiriyor olmak gerekiyor. Ama genelde bir çözümü oluyor. Ya da mühendisler kafa kafaya verip o çözümü elinde sonunda buluyorlar. Belki de mühendisin en güzel taraflarından bir tanesi bu. En güzel bir şekilde hayatı çözüyor. Yani evet, bu bir de deneyip pratik yapıp görebiliyorsun. Evet. O zaman kapatmadan önce Planes ya da uzay mühendisliğiyle alakalı ya da uzayla alakalı herhangi bir şirkette çalışmak isteyen genç arkadaşlarımıza önerilerin var mı? Şimdi genel olarak önerilerimi söyleyeyim. Genel aslında, olarak hem uzay şirketleri hem de Planes özelinde tabii diyelim. Planes özelinde biz teknik olarak zor işlerle uğraşıyoruz ama aradığımız tek şey teknik yetkinlik değil. Evet. Biraz önce de sorduğun işte nasıl cesaret ettin, nasıl şey yaptın bu tür konularda çok önemli. Benim herkese genel tavsiyem vizyonunuzu genişletin. Tek konuya takılıp kalmayın. Başka konulara da bakın. Yani ben hep şey derdim ve öyle yapardım. Yani yan masada ne olup bittiğini merak edin. Yan masada ne dönüyor, onların problemleri. Evet, burada masalar birbirlerine çok yakın evet. Bu arada. Burada bütün arkadaşlarımız hem de farklı farklı alanlarda çalışan arkadaşlarımız birbirleriyle yan yana çalışıyorlar. Biz burada şeye inanıyoruz.
bir projede çalışan herkes beraber bir arada olmalı, birlikte çalışmalı. Çünkü bir problemi çözümü sadece o konunun uzmanında değil, başkasından da fikirler çıkabilir. Evet, kesinlikle. Artı proje demek sahiplenme gerektiriyor. Hepimiz bu projeyi sahiplenmek istiyoruz. Disiplinimiz ne olursa olsun her zaman projenin sorunlarını yakından takip etmek, onunla alakalı kaygılanma, yani birileri kaygılanırsa herkesin kaygılanmasını istiyoruz. O yüzden Planist'in önemli şeylerinden birisi entegre proje takımları. Burada bir kişi olabildiğince sadece bir projede çalışır ve o projede çalışan herkes beraber oturur, beraber kafa kafaya verir, projeyi yürütmeye, yönetmeye çalışır. Evet, bugün Planest'te CTO'muz Özdemir'le beraber ilk söyleşimizi gerçekleştirdik. Planest'le alakalı ya da herhangi bir şekilde uzayla alakalı sorularınızı yorumlara her zaman yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışırız. Bundan sonra takımımızın diğer arkadaşlarıyla beraber röportajlara devam edeceğiz. Ne de kalın? Takipte kalın. Ha. Ya parmağım havada kaldı. Konuştum. Dur, indir abi. Bozma abi. Dur, parmağım. Takipte kalın.